Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Genel Kurulu'na katıldı bugün. Ekonomiden terörle mücadeleye önemli mesajları vardı. Etrafımızda yaşanan krizlere dikkat çekerken Türkiye bırakın diz çökmeyi yeni bir şahlanış içine girmiştir dedi. Hedefinde Amerika ve Batı da vardı. Dostlarımızı artıracağız ama düşmanlarımız da haddini bilecek dedi. Yarın ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Komisyonu için de taraflara bir çağrısı vardı. Fedakarlık. Güney sınırları terör örgütleriyle kuşatılan, doğusunda ve kuzeyinde fiili savaşlar yaşanan, Akdeniz ve Ege'de suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye. Bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye'yi hedef alanların ellerinde dört silah var dedi, ekledi. İşte birisi ekonomi, bir diğeri diplomasi, bir diğeri özellikle yatıyorlar, kalkıyorlar, mülteci sorunu ve bütün bunlarla beraber acaba biz bu dörtten neyi nereye çekeriz de bu iktidarı, tabii onlar iktidar da demiyorlar, bu Erdoğan'ı indiririz. Erdoğan fani ya. Biz bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yapacağına baksın. Batı'yı terörle mücadele üzerinden de eleştirdi. Şimdi çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya. Neyi yapamazsınız? O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık bereketli bir yer değil. Bu olacakları bir yerdir. Bize kardeş olanlarla biz kardeş ve kardeş olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak tatbikatı kardeş yumruğuna getirdi sözü. İlham kardeşimizle beraber bunları da konuştuk, planladık ve adım attık. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle etle kemik gibiyiz. Batı'nın zor durumdaki ekonomisiyle Türkiye'yi karşılaştırdı, enflasyon için yeni yılı işaret etti. Asgari ücret ve EYT düzenlemesi için de fedakarlık vurgusu yaptı. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil. Ama Avrupa'da raflar boş. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir. Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli oluşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var. Türkiye'nin diplomatik başarıları ise yine dünya manşetlerinde. Alman Bild gazetesi Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşmalarıyla dünyada 400 milyon insanı ölümden kurtardığını yazdı.